Muzaffer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Gene hocam. bir 3 puan sonrası, 3 gol bir 3 puan sonrası. Oyun olarak belki gene beklentilerimizi karşılamayan bir oyun, konuşulacak noktaları olan bir oyun ama 3-0 gibi net bir skorla maçı aldık. Tabii burada ben şunu yazmıştım maçtan sonra, bu skor Göztepe'nin oyunundu. Rakibin kalitesinin skoru. Yani Urfa geçen sezondan kalma 6 oyuncuyla maça başlıyor. Senin neredeyse Süper Lig tecrübesi olmayan oyuncu hiç yok gibi. İki oyuncunun dışında Süper Lig tecrübesi olmayan oyuncumuz yok. Avrupa tecrübesi olanlar dahil. Premier Lig tecrübesi olan oyuncular var. Bundesliga'da tecrübesi olan oyuncular var. Şimdi böyle bir kadroya çıkıyorsun. İlk 8 dakika bangır bangır oynayan. Ya yani ilk 8 dakikada 5 kere rakibi uzun topa zorluyor. Hepsini topa alan ve devamında bir direkten dönen top, bir direği yalayan bir top, bir Mamedov'un duran toptan kafası Atınç'ın çizginin üzerine tamamlayabileceği bir pozisyondan tamamlayamadığı tekrardan bizim kontrolümüze geçen bir top. En sonunda 8. dakikada da gol. Yani böyle başladığın bir maçta 8. dakikadan sonra başka bir oyuna geçiyorsun. Daha geride oynadığın, daha böyle rakibin üstüne gelmesine izin verdiğin bir oyun ki dönem dönem o gene tam saha presleri de yaptık. Ama genel anlamda baskı ve değil, çıkarken zorlandığın, doğru tercihler yapamadığın bir maç oldu. Ne dersin hocam maç için? Sen güzel özetledin. İlk önce şunu söyleyeyim. Yani skor 3-0. Flash bir skor. Oyun olarak eksik var mı? Var. Zaten böyle galibiyetlerden sonra bu eksiklere değinmek aslında Göztepe'nin nasıl bir takım olduğunu ve potansiyelin nerelere kadar çıkabileceğini gösteriyor bize. Hani başlangıcımız iyi oldu açıkçası. Yani direkt rakibi hiç fırsat vermeden uzun topa zorlayarak, aldığın toplarla da atak yaratarak bu organizasyon deneyerek başa doğru maçtı. Ümit'in attığı gol perdeyi açan bir gol olsa da o şans golü gibi bir şey değildi. Daha öncesinde de bir tane aynı pozisyon. Ümit tekrardan bir vuruşunu da ters ayak vurmuştu. Yine üstten orta çıkmıştı. Yani bu çalışılmış bir pozisyon. Oradan bir ters kanattan gelen ortada Ümit'e de demiş ki cezaya çevresine vuruşun. Sen topu iyi vuruyorsun. Yani o gol de öyle geldi. Yani şans eseri değil. Bir çalışılarak gelmiş bir gol oldu. Maça baktığımızda biz maça nasıl başladık? Daha Hocam bir riskli. şey söyleyeyim mi sana o Ümit'in vuruşuyla ilgili? Tekrarını izlerken o golün arkada Yunus top kontrol ettikten sonra ellerini kaldırıyor. Aynen. Hazırlar ya da Yani bekliyorlar yani. ve bilmiyor yani oradan şutun geleceğini, yani gole hazırlanıyor Yunus Emre. Orada savunmada tedbiren arkada duruyor bek olarak. Yani o şutun geleceğini anlayıp sevinmeye başlıyor aslında daha golden önce. Zaten o çalışmışlığın yani öncesindeki Aynen. antrenmanlarda çalışmışlığın bir kanı. Mesela sen dedin. Yunus Emre kontrol olarak gerideydi. Yani çünkü Ümit'e o sorun, o özgürlüğü, o hissiyatı tanımak için arkasındaki boşluğu da böyle Yunus Emre gibi bir oyuncuyla dengeliyorsun. Bu bir çalışılmış güzel bir gol. Tıpkı Mamedi Diouf'un attığı korner golü gibi. Gol öncesinde iki tane, üç tane daha biz korner setini izledik. Yani bunlar duran top gibi, duran topun devamı gibi goller oluyor ama çalışılmış bir organizasyon golleri bunlar. Maçın başına baktığımızda biz normalde hep ne deriz? 3-5-2, 3-4-3 dizilimleriyle sahadaydık. Bugün yani normalde üçlü savunmayı dizen isimler aynı olsa da biz hücuma yerleşim açısından daha farklı bir gösteri gördük. İlk önce şöyle bir bölüm bölüm anlatayım. Bir futbola bakarken bir. Şimdi top bizdeyken nasıl diziliriz? Top rakipteyken nasıl diziliriz? Futbolun iki temel prensibi analiz olarak baktığında bu iki nokta vardır. Şimdi top bendeyken oyun kurarken iki noktaya daha açarız. Bir alt başlık olarak. Kendi yarı sahandan çıkarken nasıl dizilirsin? Rakip sahaya yerleşirken nasıl dizilirsin? Bunu da iki ay başlık altına indiririz. Şimdi Göztepe top Lis'in ayağında veya Atınç'ın ayağındayken kendi yarı sahasına yerleşirken iki farklı oyunu test ettiğini gördük maçın başlangıç kısmında. Bir, 4-3-3. Ümit sol bekte, Yunus Emre sol kanatta gördük. Yalçın'ın önünde iki tane oyuncu gördük. Bunlardan birisi Ahmet Yıldız, bir tanesi de Tiyanış. İkinci bir senaryoda üçlü savunmaya dizildiğini gördük. Ümit, Atınç, Taha'nın dizildiğini. Sağ bek o günün merkeze kaydığını, yanına Yalçın'ın geldiğini, kanatlarında Mamah ve şeyin koyduk. Yunus Emre'yi koyduğumuz bir dizilimle geldi. Biz rakip yanından çıkarken, kendi sahamızdan çıkarken böyle yapmıştık. Ama rakip yarı sahasına yerleştiğimizde dörtlü bir savunma, ortada Yalçın tek başına, ön alanda şöyle bir diziliş. En sağda Mama, en solda Yunus Emre, tam onların ortasında Mamedyuf,
Mehmet Öykün bir yanında Tiyaniç, bir yanında da Ahmet Yıldız'ın olduğu 4-1-5 gibi bir sistem gördük. Yani yeni oyun trendi olarak bak hücum yerleşimi, iç sahada hücum yerleşimi olarak Kokoviç'in bunu denediğini gördük. Şimdi şöyle bir noktaya değinmek lazım. Böyle bir diziliyorsun, tamam dizilimler yapıldı. Peki top sendeyken değişimleri nasıl yapıyorsun? İşte bu noktada biz Göztepe'nin eksik kaldığını gördük. Çünkü sürekli bir uzun topa zorlama oldu. 4-1-5 olarak düzenledik. Atıç aldı, Mama uzun top attı. Veya o gün aldı, ters kanada Yunus Emre'yi Ahmet'in olduğu yere uzun pas Veya attı. ümit tersini attı. Ümit tersine attı. Yani sürekli böyle bir şeyler gördük ama merkezi kullanmak, yani için geriye gelip top aldığı veya Ahmet'in top aldığı, Yalçın'ın pasörlük yaptığı bir oyunu görmedik. Yani hücum konusunda da zaten bizim en büyük eksikliğimiz de burada oldu. Çünkü onu bir sete döndüremedik. Uzun vurduk, döneni almaya çalıştık. Aldığımızı basit top hatalarından, tercih hatalarından, bireysel kalite eksikliklerinden kaybettik. Ve alamadığımız oldu. Savunmaya çekilerek rakipten topu geri kazanmaya çalıştık. Yani maçın aslında tat vermeyen kısmı buydu. O kısımda set hücumu yapamadık. Daha sonrasında Kokoviç şunu denedi. Hani golü vurmanın bir avantajı da vardı. Bu sefer 4-4-2 ile rakibi karşılamaya başladım. Sen dedim ya rakibi karşılarken nasıl diziliyorsun? İlk önce Kokoviç 1-0 iken skor 4-4-2 ile rakibi karşılamayı denedi. Burada amaç şuydu. Zaten skor bende. Rakip benim üzerime gelsin. Ben kazandım. Toplu hızlı hücum hata almıştım. Burada iki sorun oldu. Bir, istediğin kadar topu hızlı bir şekilde geri alamadın. İkincisi, topu geri alsan da hücum çıkışını başarılı yapamadın. Bu da bir sıkıntı doğurdu bize. Hal böyle olunca Kukuş bir süre sonra bir dayandı, iki dayandı. Bir iki pozisyonda da Urfa tehlikeli bir gelmeye başlayınca bu sefer Kukuş 5-3-2'ye veya 5-4-1 dizilimine döndü. İlk yarıda zaten böyle tamamladı. Yani ilk yarıda baktığında evet skoru aldık ama hücum, set hücumu konusunda yetersizdi. Kazandığımız toplar sonrası geçiş hücumları yapmada da yetersizdi. Zaten Kokoviç de maçın sonunda bunu demiş. Hani geçiş hücumlarında başarılı olamayınca savunmayı 5'liğe döndürdük kısmında. Bu da şu demek. Ben golü atamıyorum. En azından yemekten korkuyorum. Yemeğimin Tabii bitirir canım zamanı onu yiyesin gelmiyor. yani. Yani niye böyle bir savunma yapma imkanın varken gol yiyesin? Mantıklı değil. Öndesin zaten. Almışsın skoru. Rakibin senin üstüne gelecek çok fazla bir gücü yok. 40. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane gene yan toptan vurulan top dışında lise top gelmiyor. Aynen. Yani çok orta yaptılar. Sadece Atınç 9 tanesini uzaklaştırmış ortalar. Bunu atıyorlar Atınç'ta atıyorlar Atınç'ta atıyorlar Atınç. Bunu Ümit karşıladı. Daha genelde daha ile Atınç karşıladı. Ümit çok karşılamadı o pozisyonları. Daha bir bek gibi yerleştiği için 4-4-2'de. Atınç yani Ümit'e çok öyle pozisyon gelmedi ama gene bile 4-4-2 yani hep derler ya 5 gibi arkada kalır. O pozisyonlar 4-4-2 savunurken de pozisyon vermedi. Yani Aynen. çok o savunma yerleşimini gerçekten çok disiplinli yapan bir takım ve bu kolay kolay kazanılan bir özellik değil. Çoğu takım bunu yapamıyor. Çok Mesela çalışarak bir organizasyon mu olacakmış? Rooney'in doğum günüymüş bu Rooney. Fenerbahçe attığı uzaktan bir gol var. Fenerbahçe'nin o zamanki dizilimi bizim son maçta Urfaspor maçında yaptığı dizilimin aynısı. 4-4-2 savunması yapıyor. Ama simetrik değil. Orada stoperlere 3 kişi birden bir çıktı. Rooney ortada 15 metre boş kaldı. Aldı, düzeltti, vurdu, çatala attı topu. Yani sen o fırsatı verirsen her topçu vurur. İyi veya kötü. Rooney kaliteli topçu daha iyi vuruyor. Bazısının iyi vurması daha şansa kalıyor. Ama Göztepe o fırsatı vermiyor. Aynen. Mesele burada. 39. demiştim hatta. 39. dakika 19. saniyede bir yerleşim var. 35-40 metrekarede bütün takım. Kendi yarı sahamızın ortasında yani ceza sahamızın önünde değil. Rakip yarı sahanın ortası değil. Yani bizim kendi yarı sahamızın ortasında, orta sahaya daha yakın bölümde herkes 35-40 metrekarede. Yani 1 artı 1 bir evin biraz altında yani. Öyle bir Olay yerden sonra top kanada açılıyor, bütün takım açılıyor. Ya bu çalışma işi. aynen öyle. Ya orada bizim şöyle bir Kokoviç'in savunmada şöyle bir disiplin var. Merkezi kapatırım. Merkezden sana oyun kurma fırsatı vermem. Uzun top vur. Uzun topu Uzun top dağılırım. vur. Çünkü benim Aynen atış öyle. gibi bir kulem var. E şimdi Ya burada geçen seneden biz bir iki sıkıntıdan bahsetmiştik. Bu uzun topa zorlarken savunmanın beklerin önünde çok yanlış beklemiyorum. koşu yapıyorsun diye. Senin az önce dediğin gibi top kanadı işte bu sefer açılmalar başlıyor demiştim. İşte o da biraz da o bekleri o boşluğu vermemek üzerine yapılan Ya bir gene orta çalışma. yaptın ama rahat orta yapmasın mantığı. Aynen.
Aynen öyle. Aynen yani adrese teslim ortaya yapma. Çünkü o Pendik maçı çok canımızı yaktı geçen sene. Pendik yaptı aynen. O aynen. Rize yaptı, 5-0'lık maç Ümit yaptı. 1-1 yani. O maç çok canımızı yaktı. Hani diğerleri biraz geçmişte kaldı ama Pendik maçı tam ivmelendiğimiz dönemdi bizim. Orada o 5-0'a gidecek maç 1-1'de kaldı. O sondaki golde buradan gelince o bizim her şeyde aklımıza gelir yani. O nedenle o çalışmayı zaten biz sık sık söylüyorduk. O boşluğu çok bırakmamaya başlıyoruz artık diye. Hani dediğin gibi bu iş biraz organizasyon ve çalışma için. Merkezini kapatırsın rakibi uzun. Topa mecbur edersin ama bekler üzerinden de geliş boşluklar vermeyerek ortaysa da rakip rahat orta açmasın diye ısrar edersin. Aynen öyle. Bizim bu oyundaki sorunumuz da topla bir kaptığında hücuma çıkabilmek. Mantıklı bir şekilde doğru pasları yaparak. Hızlı ama aceleci değil. Yani aradaki farkı Akıllı. bilmeleri lazım. Akıllı. Yeri geliyorsa bir pas fazla yap. Yeri geliyorsa iki pas fazla yap ama topu kaptırma. Yani bir adam koşuyor diye onu topu attığın zaman orada en az iki kişi oluyor. Aynen. Yani bir de şimdi mesela Kvasinaya, Mamedouf'a önüne doğru kendi kalene de yakın pas attığı zaman onun avantajını sırtındaki adamdan kurtulup pası alıp topu dağıtabiliyor. Ama öne attığı zaman savunma her zaman daha avantajlı. Ve tek başına. Sayısal eksiksin. Rakip daha avantajlı. Attığın pas duvar olup geri sana geliyor. Tekrar baskın diyorsun. Şimdi Batman Petrol maçına gittim. Arkamda yedek kalecileri vardı. Dedim ki bak pozisyonu canlı gösteriyor orada izliyor. Bak dedim bunu vurdu lan dedi top kaybolacak. Kaleci vurdu top kayboldu. Çünkü tek kişi. Dedim ki yani sen de oynayacaksın vakti gelince gençsin. Yapma. İyice bir tara top gelmedin. Top geldikten sonra bir tara. Bu savunmacı için de geçerli, bek için de geçerli, kanat için de geçerli. Yani acele ediyorsun tek başına koşu gösteriyor. Koşu gösterecek çünkü onun işi o. Çünkü açması lazım orayı. Sadece bana at diye koşmuyor o adam. Onu diğer arkadaşlarını da rahatlatmak zorunda. Ama futbolcu bunun koşanı gördüğü zaman direkt pas atıyor. Refleks olmuş artık bizde. Yani bakıyorsun başka takımlara onu yapmıyorlar. Bir, iki, bugün işte Bayern Münih maçı vardı. Hep o doğru anı beklediler, pası öyle verdiler ve kimisi kötü top sürdü, kimisi kötü pas verdi ama doğru zamanda pas verdiler. Mesela o. Biz o doğru zamanı ayarlayabilirsek doğru pası verme yüzdemiz de artacak çünkü. Ama aceleyle vurduğun zaman rakip kapıyor, geliyor. Mesela bu maçta benim için önemli noktalardan biri rakip baskı kurduğunda daha az uzun top yaptık. Daha garanti oynamaya çalıştık. Daha çok pas yapmaya çalıştık. Pasla çıkmaya çalıştık. Ama bu sefer neye takıldık? Oyuncu becerisine takılıyorsun. Oyuncu oyun bilgisine takılıyorsun. Bunlar da belki çalışarak düzeltilecek şeyler. Onlar kafalarının işlenmesi lazım. Çünkü Türk futbolcuların en büyük sorunu futbol bilgisinin yetersizliği belki de. Yetenekten farklı olarak. Futbolu doğru oynamayı vur gitsin riske girme. Vur gitsin riske girme mantığı sana top kaybı yaptırıyor. Ben dedim ya ilk 8 dakikada 5 kere presten sonra top kapıyoruz. Çünkü pas yapamıyorlar. O pas yapacak hem becerileri yok hem yerleşimleri yok ama onun bilgileri yok. Hangi pozisyonda nereye pas vereceğini bilmiyorlar. Pas alması gereken oyuncu nereye açılacağını bilmiyor. Mesela biz geçen sene Başakşehir'le kupa maçı yaparken Başakşehir'e biz pres yaptık her seferinde çok rahat çıktılar presten. Çünkü pas yerleşimi iyi yapıyorlardı. İki stoper açılıyordu ceza sahasının köşelerine kadar çizgiye doğru hatta alt çizgisine yakın açılıyorlardı. İyice üstüne gitmek zorunda kalıyordum. Bu sefer arkada boşluk kalıyordu. Şimdi bu ligde onu yapan yok. Presin daha kolay oluyor. Uzun topa zorluyorsun. Dönen topu alıyorsun. Bu rakip de sana bunu yapıyor ama. Bunun çözümünü bulmak zorundayız. Baskı yememek için. Özellikle skoru ele aldıktan sonra. Ya o biraz artık şeyle birlikte. Aşama aşama diyoruz yani yükselişin aşama Aynen. aşama gösterme açısından ya şeyleri de çok konuşmuştuk. Hani set hücumlarında ne yapacağız? Hani hep uzun toplu olmaz çünkü skorun sende olmadığı dilimde top hep bomba gibi senin elinde olduğu dilimlerde olacak. O dilimlerde sen o set hücumu pas opsiyonlarını yaratamazsan her uzun topun dönüşü kalende pozisyon vermişsin. Çünkü bu sefer artık risk almaya başlayacaksın. Savunmada güvenliğini bırakacaksın. Yani uzun süredir Koko için biraz şey rahatlığı var. Gol yememe rahatlığı var. Gol yemediği için hep savunma disiplinini tutuyor. Bir şekilde hücumda da golü bularak devam etti. Ama kendi kalende golü gördükten sonra savunmanın gevşetmeye başladığın anlar senin bir oyun planın olmalı. Bu sefer hani Yalçın'ı merkeze tek yapayım. 5 kişiyi ön alana koyayım. Oradan uzun top alayım. Uzun top kurayım. O biraz şey senin uyum verimini düşürür. Ama şu da var. Maçın içinde sen de az önce bahsettin. Hep bu uzun pas diretmesi içerisinde değildi.
Göztepe. Hani benim sahaya aklıma gelen bir 3-4 tane net organizasyon var. Bu organizasyonlar hep savunmadan pasta çıkışlar. Yani Ateş üzerinden, Ümit üzerinden, merkeze yaklaşan Aynen. yavaşlı hatlar arasına yerleşen Tiyeniş veya Ahmet üzerinden senaryolar. Bunlar üzerinden baktığımızda zaten 3-4 tane çok iyi çıkış yaptık savunmadan ama orada da bir şeye takıldık. Yani bireysel oyuncu kalitesine. Çünkü organizasyon seni bir yere kadar getiriyor. Ya, Abdullah Avcı'nın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki ben organizasyonla topu bir yere kadar getiririm. Bu kanalda getiririm, bir yere getiririm. Bir süre sonra oyuncunun bireysel yeteneğine kalır. Kesinlikle. Zaten mesela Nestor döneminde de bizim en büyük sorunumuz oldu. Bunun Galatasaray'ın yaşadığı, kaliteli kadroya rağmen yaşadığı da oydu. Top geliyor noktaya, bitirmesi lazım artık orada oyun. Oyuncu Aynen öyle. bitiremezse hocayı laf edemem. Ya bu bazen Yani son vuruş olur, bazen atanın hazırlık aşaması. kesinlikle öyle. Ya bizim Bizde sorunumuz genelde atak hazırlığında oluyor genelde son aynen vuruşlarda. bizdeki sorun o atak hazırlığı. Yani getiriyoruz organizasyonu. Ben, çünkü organizasyon şudur. Topu kendi yarı sahana, rakip yarı sahana geçirmek, takım olarak oraya yerleşebilmek. Yerleştikten sonra da o bireysel oyuncu kalitesiyle de birlikte bir anlamda. Ya bunu Guardiola da söylüyor. Guardiola da söylüyor. Yani benim işim topu üçüncü bölgeye getirtmek diyor. Orası var. Geri kalan futbolcuya kalmış diyor. Aynen öyle. Yani Guardiola bile Manchester City'de unutuyorsa yani düşünelim artık. Şimdi biz organizasyon topu bir yere kadar getiriyoruz. 3-4 kere bunu yaptık. Daha sonrasında ne oldu? O gün basit pas hatası yaptı Aynen. atıyorum. Traore erken ortaya gitti. Yunus Emre kontrol edemedi. İşte bu noktalardan dolayı da nihayete erdiremediğimiz ataklar da var. Hani bazen bugün skoru aldığımız için 3-0 gibi de bir skor aldığımız için bunlar çok göze batmaz, çok konuşulmaz atıyorum ama dediğim gibi galibiyetten sonra konuşulan eksikler her zaman çok daha verimli olur bence. Çünkü yenildikten sonra herkes milyon tane şey eksik yapıyor. Zaten o şimdi ben mesela bizim farkımız şu oluyor. Biz yeniliyoruz mesela ama oyun üstünlüğü bizde. Ben o gün fazla eleştirmiyorum. Neyi eleştiriyorsun? Bireysel hataları eleştiriyorsun. Bitiricilikteki sorunları eleştiriyorsun. Ama galip geldiğin maçta senin rakibinden daha kuvvetliyken daha basit oynayabilmen lazım. Daha rahat oynayabilmen lazım. Bunu yapmıyorsa başka bir ortamda daha zor bir rakibe karşı senin zorlanacağının görünür yani. Bunları da bu maçlardan ders çıkararak gittiğin zaman ilerideki zor maçları daha rahat geçireceğini söylersin. Yani zaten şey gibi biraz da Kukoviç de daha takımı henüz o kadar çok uyanmıyor ki. Dediğim gibi yani az önce 4-4-2 yüksek baskılı başlayıp da kazandığım toplarla hücuma gideyim işlemeyince hemen beşli savunmaya geri döndü. Zaten ikinci yarıda temel olarak hep 5-3-2 veya 5-4-1 ile sahaya yerleştiğini gördük biz Göztepe'nin. Ama aslında bak bu noktada güzel bir şey. Bazen maçın senaryosuna göre, rakibe göre, anlık oyuncu performansına göre dizilişi değiştirip takımın da ona uyumlu bir şekilde gitmesi aslında çok pozitif bir şeydir. Yani teknik adamın hem antrenmanlardaki kalitesini gösterir hem de elini rahatlatır. Baktığı zaman biz 4-4-2 başladık. Hücumu özellikle rakibi karşılama anlamında. Daha sonrasında beklenen hücum verimliliği olmayınca rakip ilk kez gelince bu sefer hemen 5-3-2'ye döndük. Veya 5-4-1'e döndük. Mama çizgiye bastırdık. Tiyaniç'i sol kenara aldık. Öyle de bir dizilimimizi yaptık. Hani bunların da altını çizmek lazım. Çünkü taktiksel istekliği verebilmek teknik adam için her zaman en kolaylaştıran etken. Mesela ilk yarıda biz Tiyaniş'ten hiç verim almadık. Top değmedi neredeyse ayağını Tiyaniş'in. Bir iki pozisyonda geriye gelip savunmadan çıkarken topa dokundu oldu ama hücum bölgesini topla hiç buluşmadı. Golü de çok erken bulmanın bunda payı var. Ama oyun planındaki Tierney'in rolü o Mamedi Fulgarındaki oyuncu olan Tierney hücumda ne kurulumda faydası var ne de top onun oraya gelemediği için hücumda faydası var. Ne yaptı bu sefer ikinci yarıya başlarken? Ahmet'i sağ içe çekti, Tierney'i sol içe çekti. Bu sefer Tierney topla oynamaya başladı. Hücumda zaten attığımız üçüncü golün başındaki o topu kaptılar. Tierney topla bir çıktı, pası verdi. Yunus içeri çevirdi. Mama duvar pası yaptı Mamedi Uf'la beraber. Kötü bir bitiricilikleri olsa golü attı. Yani bizim esas sorunumuz bu kritik noktalardaki pas hataları, kritik noktalardaki karar yanlışlıkları. Yani Mamedyuf geri geliyor, çok efor sarf ediyor. Olması gerektiği yerden çok geride oynuyor. Topu alması etkili olduğu bölgeden uzak yerlerden top alıyor. Ama bakıyorsun 3 ayrı duran top organizasyonu yapmışız. Biz Mamedyuf'a sadece bu maçta. Biri gol oldu. Bir tanesi daha hatta ikinci dakikada yanlış hatırlamıyorsam. İkinci dakikadaki pozisyon da gol olabilir. Çok net bir pozisyondu çünkü. Ama devamında ne oldu? Mamedov geldi. Arkaya duvar oldu. Topu tuttu.
O topları daha duvar olabilecek pozisyonlarda Mamedyarov'a atarsan düzgün bir şekilde Mamedyarov'un da etkinliği artacak. Onun yanındaki Tiyanet'in de etkinliği artacak. Ama sen Mamedyarov'un arkasına atarsan, iki tane savunmacının olduğu bölgeye atarsan Mame koşup koşup kendini yoracak. Aynen. Yani bunlar zamanla oturtulacak şeyler. Mesela savunmayı oturttuk. Set hücumunun belli bir yerleşimlerini genelde mantık olarak oturttuk. Daha illa ki her zaman gelişecek noktaların olur futbolda. Ama benim tahminim bundan sonra Kokoviç de zaten maçtan sonra bunu söyledi. Esas çalışmamız gereken şey top rakipteyken, biz geride karşılarken topu, rakibi çıkışlarımızı geliştirin. Orada daha bir set hücumu. Geçen sene mesela Kvasina sağ iç bölgeye gelip, son iç bölgeye gelip oradan topları alıyordu hücumun. Rakibin yaptığı hücum bölgesine göre oraya konumlanıyor. Bu sene de onu yapacak büyük ihtimalle. Mamedyarov yapacak veya başka bir oyuncu çift santrafor döndüysen diğeri yapacak. Ama bunu bir şekilde oturtacaksın. Çünkü ezbere attığın toplar, rastgele vurduğun toplar ya taça çıkmıyor ya rakibe gidiyor. Aynen. Sakin kalmak lazım. Mamedyarov'a dikkat ediyorsan zaten direkt servisçi bir forvet olarak yani sahte 9 olarak dediğimiz bir şey var. Orta sahaya yaklaşır, pas alır, verir. Hani bunu biz bu sezon özellikle Fenerbahçe Dzeko da çok yapıyor. Sırtı dönük top alıp iki servis olma özelliğini çok iyi yapıyor. Biz Mamedyarov'un da zaten az önce 4-1-5 derken Mamedyarov, Ahmet ve Tiyaniç aynı çizgide oynuyorlar Aynen bugün. yan yanalar. Aralarında Baktığınız üçer zaman dörder metre Mamedyarov'un oluyor. mesela geçen sene biz Kvasina'ya çok uzun top vururduk. Ama bu kadar çok servisi yani yerden topla bu kadar çok servisi kullanamazdık. Evet. Mamedyarov bize o avantajı veriyor açıkçası biraz. Baktığında şeye de değineyim. Hani sen orayı ben notlarım arasında da vardı. Her ne kadar biz geçiş hücumdan başarısız olsak da ikinci gol, üçüncü gol öncesi rakip sahada kaptığımız topla geldi. İkinci korner 2-0'da gelen kornerin öncesi dikkat edersek top kazanıyoruz. Mama yine kötü kullanıyor topu ama şansımıza kornere gidiyor. Gol oluyor. Aynen Üçüncü gol öyle. öncesinde de yine sol kanatta mesela orada bir baskıyla top kazanıp ters kanatta Mamedyarov'un çok güzel servisiyle birlikte o gol geliyor. Çok Hani şık bunlara bir pas vardı. sayısal aynen çok şık bir pas. Onların aslında gol orada oldu. Tabii. Mamedyarov'un bitirici orada Mama'nın Tamam. bitirici Mama orada en önemli yaptığı fiziksel atletizmiyle rakipte avantaj sahibi topu önüne alabilmesi oldu. Ama bitiriciliği gerçekten çok kötüydü. Bunların sayısını ne kadar daha çok arttırabilirsek o kadar. Yani Ya bu burada maç için en önemli şey bence hem Mamah'ın gol atmış olması. Çünkü Mamah geçen seneden daha kötü oynuyor. Çok aynen. tutuk oynuyor. Yani geçen sene yapabildiği şeyleri bu sene daha zor yapıyor. Yani belki Sakarya maçında o kaçırdıkların etkisinde hala. Çünkü maç gitti. Maçın başında yani iki tane çok net pozisyonu kaçırıp ondan sonra da 1-0 yenilmek. Gerçekten yani o futbolcuyu yorar, zorlar. Üstüne kötü bir maç daha oynadı. Geliyorsun şimdi gol atamıyorsun, düzgün pas veremiyorsun, topla çıkamıyorsun, dripling yapamıyorsun. Oyuncu da strese giriyor. Mamedyarov'da da vardı o gol stresi. Mamah'ta da vardı. İkisi de bu maçta kırdı en azından. O Zaten Mama ilerisi golden için. bakarken çok aşırı bir hırs vardı yani. Çok Evet. gözünden belli oluyordu o şey Ya olarak. Yani Mamedyarov ikisi de mesela iyi geldi. golleri çok kaçırıyordu. Yani çok net pozisyonları olmasa da topu vurduktan sonra 20 minütte Mamedyarov sinirleniyordu artık. Yani üzüntüden çok kendine kızıyordu. E Aynen. şimdi onu yırttı, onu bitirdi diyelim inşallah bitmiştir. Çünkü gerçekten yani bu ligde denge olmayan bir forvet belki de. Böyle bir forvet kolay kolay bu lige de kolay gelmiyor yani. Ya Bir var. Tip kap olarak şeyleri var mesela. Tank yedir. Hani fizik olarak diri şey yapan forvetler var ama dediğim gibi Mamedyarov da en iyiler farklı arasında. tipte İlk 5 oyuncu yani. forvetten Mesela birisi. çok fizikli tanki ama Mamedyarov profilinde bir Daha oyuncu gibi. servisçi. Daha Evet. servisçi. Baktığın zaman öyle. Ben dediğimiz gibi temel olarak 4-4-2, 4-1-5, atıyorum 5-3-2, 5-4-1 maç içerisinde sürekli rakip karşılarken de top bizdeyken de farklı dizimlerimiz var. Bu organizasyon, hani Göztepe'nin zaten geçen seneden en büyük gücü bu organizasyondu. Hani geçen yayında da demiştik. Biz geçen sene bu dönemlerdeyken eğimimiz şöyleydi. Ve Milli Arada da demiştik ki bizim eğimimiz böyle bakın. Hani ve biz bu dört önümüzdeki bu Urfa, Keçiören, Kocaeli, Erzurum maçlarına baktığımızda nasıl söyleyeyim oyunumuzu taçlandıracağımız skor olarak da önüne daha çok göze batacak oyunumuz Şimdi olacağını söylüyorum. aynen hocam. Şunu sorayım. Manisa maçından sonra Manisa Spor'un teknik direktörü Manisa Feykan teknik direktörü dedi ki oyunun hakkı bu değildi dedi.
Urfa maçından sonra Urfa'nın teknik direktörü de oyunun hakkı bu sonuç değil dedi. Şimdi futbol sadece hücum değil. Top çevirmek değil. Şimdi bizim ülkede maalesef topla çok oynayan takım iyi oynadığını sanıyor. Bakıyorsun %70 top oynuyor. %70 top oynadığında ne ürettin, ne üretebildin, nasıl çözebildin mi? Çözemedikten sonra istediğin kadar oyna. Şöyle bir şey var, bir de oyunun hakkı bu değil de diyoruz ama Manisa Futbol Kulübü teknik adam değişikliğine gitti. Belli başlı problemlerini çözemediği için o problemlerinden yararlandı. Olur. Sen gol pozisyona girersin. Oyuncun beceremez, atamaz. Anlarım seni. Dersin ki biz çok pozisyona girdik, atamadık. Mesela biz Sakarya maçında öyleydik. Ümraniye maçında rakipten daha fazla pozisyona girdik. Bandırma maçında rakipten çok daha fazla pozisyona girdik. Çorum maçında rakipten çok daha fazla pozisyona girdik. Şanssız bir gol yedik. Üstüne de şanssız bir gol daha yedik. Çünkü topun gittiği yer çok iyiydi. Yani kalecilik yapacak bir şey yok. 30 tane vursa belki birini oraya atar. Şimdi o maçlara bakıyorsun. Göztepe diyor ki ben bir şey oynuyorum kardeşim. Savunma ağırlıklı da olsa, temkinli de olsa ben bir şey oynuyorum sahada. Ve bu Ya ilerisi için diyor ki taraftarına, siz sabredin, biz sonucu almaya başlayacağız. Takım oturacak çünkü ilk 11'de 8 tane yeni oyuncuyla başladık bir sezonu. Kolay bir maçta şey bir de değil. şey de yok yani, böyle aşırı savunmacı bir takımı diyor yani, ne savunmacı takımlar var. Göztepe'de sadece hücum konusunda elini rahatlatabilecek, savunmada risk almasına neden olabilecek kalitede bir ön hat yok. Şimdi Şimdi şunu sorayım hocam bir de. Göztepe Barkın sormuş. Bizim bu hızlı hücuma çıkamayışımız, savunmadan topla çıkamayışımızın sebebi hızlı oyuncumuzun olmayışı mı diyor. Bana kalırsa değil. bence de değil. Çünkü o her zaman için bireysel oyuncu kalitesine bakman lazım. İki, organizasyonuna bakman lazım. Yayından önce de seninle konuşmuştuk. Hani geçiş hücumlarının sıkıntılı olması için mesela Ahmet Elde'se 40. dakikada bir top kaybı var. Evet. Ahmet topu aldığı an aslında 3 tane pas opsiyonu var. Oradan 3 tane pas opsiyonuna bir kararsızlık yaşadı. Pas atmak istediği oyuncuyla asla anlaşamadı. Onun zaman kaybına topu kaybetti. Bu şunu demek yani, bu bir organizasyon daha henüz oturmadı ve bireysel inisiyatife bırakıldı bunu. Üstüne Bizim çalışılması gereken bir noktamız aynen. yani. Ya bunu çalışarak üzerine gidilebilir. Hani şey olarak bir mesela Mamat dediğin adam hızlı ve atlet bir oyuncudur. Ha, ne kadar bireysel kalitesi yüksek onu bilemezsin. Atıyorum Ahmet pas atıcıdır. Tiyanet bir pas atıcıdır. Mavi Diop bir servisçidir. Yarın Bilal gelecek. O da topu sürükleyici bir oyuncudur. Ama burada en önemli iki nokta var. Birincisi oyuncu kalitesi, ikincisi organizasyon. Şu an için bizde hem oyuncu kalitesi biraz yetersiz kalıyor, hem de çünkü oyun aklı konusunda, o pas konusunda da inisiyatif alan oyuncu da kötü tercihler yapıyor. Hem de organizasyon olarak da daha henüz bu noktada değiliz. Zaten Kokoviç da maçın sonunda buna değiniyor. Yani geçiş hücumları, bu eski adıyla kontrol ataklara baktığımızda yetersiz kaldık. Hani bunu çalışmamız lazım diyor. Çalışacaktır da, çünkü özellikle skoru bulduktan sonra daha çok topu rakibi bırakan ve savunma anlamında güvenliğini arttıran bir Göztepe'nin hücum konusunda rakibi tehdit edemezse illa ki gol yiyecek. Yani. Bu kadar kapanmak illa ki Şimdi gol yiyecek. onun sorusu bu şöyle gelmiş. Eyüp Kocaeli ve diğer üst sıralarda rakibimiz olan takımlara karşı ilk golü biz yersek nasıl bir tepki vereceğiz? Vermemiz gerekir. Bunu düşünüyorum. Gol yemiyoruz eyvallah ama onu da ilk golü yersek işimiz çok zor gibi diyor. Yani şu ana kadar ilk gol yediğimiz maçlarda çok olumlu reaksiyonlar Aynen. veremedim. Baktığında zaten hep konuşmalarımızda da bu yayında da söyledik yani. Elbet bizim böyle bir hücum anlayışımız var, golü bulduk, tamam işimize de yaradı ama yarın bir gün golü yediğimiz maçlarda o top bomba gibi ayağımızda kalacak. O durumlarda biz set hücumu ne yapacağız? Ama bunu biraz da Keçiören maçında da gözlemleme şansımız yok. Deplasmanda biraz daha hani hücum çıkışlarını nasıl yapacağız? Hani değişik varyasyonlar denedik. Dediğim gibi o gün orta sahaya kaydırdık. Bazen 4-3-3 denedik. Devamlı oyuncular ileriye gitti gibi. Keçiören maçı daha şey olacak ama dediğim gibi yani şu an için o konu çok yetersiz. Set Aynen. hücumlarında henüz tatmin edebilecek bir kaliteye ulaşamadık. Bunu sorayım hocam. Murat Yapar sormuş. Kokonun için işi çok zor. Sizce ligin asist kralını kesecek mi yoksa İsmail için farklı bir formül mü üretecek diye sormuş. Bana kalırsa Yunus Keser. Yunus Keser, bence Yunus Keser. Çünkü Kokoviç bence İsmail'in gelmesini en çok beklediği oyuncu bence İsmail. Çünkü Bence dediğim de. gibi bu takımda teknik kalitesi, ayağı en iyi oyuncu İsmail.
Şöyle bir şey var. Sol kanada özgürlük verebildiğimiz noktalarda, şimdi sağ kanada Mamah ve Uygun varken sol kanada Yunus Emre'yi koymak senin düzeni çok tek Yani düze hem yapıyor. sağ bekinde, kanat bekinde, hem sol kanat bekinde oyun Bir de kuramıyoruz. Git Mamah burası. var. Bir de Önünde de Mamah var. Mamah var. Aynen öyle Yani. olunca işte ayağı iyi oyuncu arıyorsun. Bak şöyle bir şey var. Sen oyunu kanatlara açamazsan merkezinde sıkışıp kalırsın. Merkezinde sıkışıp kalırsan da dar alanda çok pas yeteneği arayacağın oyuncular olur. Şimdi senin bir kanadında o gün bir kanadında Yunus Emre, hatta o günün yanında Mamat da varsa sen kanattan oyun kuramazsın. Çünkü bu oyuncular daha çok önüne top atıp koşacak, orta açacak oyuncu. Pas alayım, al ver yapayım, dar alanda işler yapayım diyecek oyuncu değil. Ama İsmail böyle bir oyuncu. İsmail ilk 11'e girdiği anda sen sol kanadından set hücumları deneyebilirsin. Paslaşmalarını deneyebilirsin. Ümit ve İsmail'in birbirine yakın oynaması Göztepe'nin o bölgeden kısa pastan oyun kurabileceği anlamına geldiği Ve gibi rakibin de orayı rakibin önlem de alıp o açması kanada lazım. Başka yere açması demek. yakınlaşmasına, sağ kanatla koridor açmasına da sebebiyet verir. Aynen öyle. Zaten sen hızlı uzun toplarla kanadı değiştirebilirsin. Rakibi kendi üzerine çekip bir ters top atarsan Mamaha'da o güne de istediği o boşluğu verirsin. Biz geçen sene bunu Tarık'a çok verdik. Ama Tarık'ta çok tempo olmadığı için o noktada hücumda beklediğimiz katkıyı alamıyorduk. O yüzden hani İsmail'in bu takıma hazır girmesi çok 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 önemli. Ya unutmayalım, İsmail geçen sezon çok iyi skorlar da üretti. Frikikten Evet. attı, normal akan oyunda attı. Bunların hepsi bir çalışmanın sonucu. Asist çok değerli. Yani maç yazıyor, kilit açıyor asistleriyle Yunus Emre. Ama oyun içinde daha başka kilit açacak pozisyonları da engelliyor belki de. Yaptığı Aynen öyle. kayıplarla, top hatalarıyla. En basitinde Ama dediğim gibi Yunus Emre solda oynayacaksa sağda bu sefer daha pasör bir oyuncu oynatman lazım ki hani oyunu kanada açabilesin. Bu iki oyuncu ile oyunu kanatta açamazsın. Merkeze sıkışır kalırsın. O yönden bir sıkıntımız var. Ya Yunus Emre şu pas kalitesini biraz yükselse, top kontrolünün ilk dokunuşunu biraz yükselse İsmail'e hiç ihtiyacın kalmaz. Aslında Hiç bu biraz oyun kalmaz. görüşüyle de alakalı. Yani Evet. Yunus Emre'nin oyun tarzı çizgiyi kullanmak, koşu atmak, savunma yardımında da hücumda da olmak ve hücumda da genel olarak pasları tercih etmek. Zaten Yunus hocam dikkat Emre'nin edersen bu. Yunus Emre o gün kadar toplu oynamıyor. Dribling yapmıyor. Topu alıp direkt Aynen. ya pas veriyor, içeriye sert kesiyor. Orta veya attığımız üçüncü goldeki ceza sahasının yayına doğru çıkarıyor ya da direkt orta yapıyor. Yani Kontrol ilk orta, yıllar hep kontrol böyle orta. gitmeye çalışıyorum. Aynen. Hani dediğim Peki gibi hocam, İsmail tek bir benim için transfer çok önemli. hakkın olsa nereye alırsın transferi, nereye yaparsın? Tek bir transfer hakkın olacak devre arasında. Vallahi ben ön alana bireysel kalitede katacak hızlı ve bitirici bir oyuncu ararım Aynen. herhalde. İkinci olsa nereye alırsın? Orta sahaya şu an Tien için bölgesinde geçtiğimiz alana şey nasıl diyeyim ya set hücumunu oynattırabilecek 8,5-10 numara özellikli bir oyuncu daha alırım. 2 Doğan numara yapar çünkü. mı bizdeki o işi? Ya Doğan daha çok izleyemedik. Yani çok birkaç maç sonradan şey yaptık. Daha öncesinde izlediğim Doğan, yani çok alıcı gözle izlememekle birlikte izlediğim maçlardan çıkardım. Doğan bu konuda bize çok çözüm şansı sunmaz. Yani Doğan pozisyonel olarak baktığımda Yalçın'ın, Celil'in pozisyonunu belki bir seviye daha iyisi oyunu oynatır. Ama benim bahsettiğim nokta daha çok set hücumlarında maçı çözebilecek, pasları yapabilecek, pası organizasyonu yönetebilecek bir oyuncu. Zaten benim transfer döneminde ilk iki beklentim buydu zaten. Aynen. Bir, Mamedi Diouf'un yanına böyle hızlı, bitirici, fiziksel kalitesi olan bir oyuncu. Bir de 8,5-10 numara dediğimiz o bölgeye bir oyuncu. Diğer tarafı zaten Göztepe oyuncu kalitesiyle bir şekilde halleder. Zaten savunma yoğun dolu. Ki Tarkan gibi transfer dediğin oyuncuyu oynatmıyorsun şu an için. Niye sen dediğin oyuncuyu oynatmıyorsun şu an için? Beklerinde Fırat Can, o gün Yunus Emre, İsmail götürebilirsin. Orta sahanın yapısına baktığında Ahmet, Celil, Yalçın, Doğan bunlarla halledebilirsin. Forvetinde Mamedyuf, yani ben sana iki tane dedim, ben sana üç tane bölge söyleyeyim. Bir, bu takıma dediğim gibi hızlı, süperer bir bitirici bir kanat oyuncusu. Forvet'te de kullanabileceğin tarzda. İki, takımı yönetebilecek bir maestro. Üç de Mamedi Diouf'a bir yedek forvet. Hani Kubilay falan var ama ben açıkçası Kovacic'ine de ciddi kabul ediyorum. Kubilay da çok zaten denkleme giremiyor.
Orada da her an Kvasina'nın yerini onun hem tehdit edecek hem yerini de sağlamlaştıracak bir alternatif oyuncu isterim yani. Yani keçi öğren maçını değinelim hocam biraz. Yani çok konuşulacak bir şey yok aslında keçi öğrenle ilgili. Çünkü şey, ne oynadıkları belli olmayan bir takım. Savunmaları değişik. Kalecileri çok değişik bir adam. Bir Dembele var. Bir de Jürgen Bardi var takımda. Yani tehlikeli oluşturabilecek. Çünkü geçen sezon 10 asisti vardı Bardi'nin. Yani Dembele de gerçekten Göztepe'nin olmasını isteyeceğim bir oyuncu tarzı. Merkez forvetten hani o dediğin ya, oyun kuracak etrafı. Forvet'te onu yapan bir adam Dembele. Ama tabii öyle bir takımda ki o da kendi özelliklerini kullanamıyor. Ama buna rağmen Keçiören playoff hattında 7. sırada şu an. Daha ligin başı gerçi çok şey değişir. Oraya Sakarya gelir, başka takımlar gelir belki ama sen ne diyorsun? Son olarak bunları alalım, beğeni kapatalım. Çok izlediğim böyle aşırı bilgi sahibi olduğum bir takım değil ama geçen sezondan bu sezona bir çizdiği kulübün portresine baktığında çok öyle harcamayan, belli bir limitlerde her zaman oynayan ve o limitte de bir şekilde zorlayan bir ekip geçiyor. Geçen sene aslında biz oraya kaybederiz diye gidip 3 gollü bir galibiyet alarak dönmüştük. 3-2 yapmıştık, evet. Aynen. Bu sezonda mesela Bolu maçından çok ekstra farklı ve çok zor bir maç beklemiyorum ben. Yine bir şekilde organizasyon ve savunma güvenliğini ön alana koyacaktır Popovic. Ama hücumdaki o Tienic etkisini gördüğümüz Bolu maçında yine maça da bir etki taşıyabilirsek yine bir galibiyet bekliyorum ben ama dediğim İnşallah gibi hocam. en kötü yenilmeden gelebilmek lazım orada. Hocam ağzına sağlık. Süre de dolmak üzere. Senin de ağzına sağlık. İnşallah 3 puanla gene bir hafta için müsait olduğunuz vakitte görüşelim. Tekrar yeniden İnşallah Kocaeli konuşalım. maçına daha güçlü bir şekilde Aynen. hazır oluruz. Aynen. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.